Benim ismim Süleyman Tan. Erzurum Uzundere Dikkar köyündenim. 55 senedir demirciyim. Mesleğimi de seviyorum, severek yapıyorum. Yaşım 22 gün sonra 70. Çok iyi geçti. Allah'ıma hamdolsun. Geri dönüp baktığım zaman hüzünlü zamanlarım çok. Hüzünlü. Başka bir sıkıntı çekmedim. Ben 7 yaşındayken anam vefat etti. Anam öldü. Biz 5 tane yetim kaldık. Evet, 5 kardeş yetim kaldık. Babam gitti. İşte birkaç ay sonra bir analık getirdi. Onu da öldü, Allah rahmet etsin. Analık olduğu için bazı sıkıntılarımız oldu. Babam 3 tane bacımı evlatlık verdi. 3 bacımı evlatlık verdi. Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında, biri 9 yaşında. O 5 yaşındakiyle 9 yaşındakini Erzurum'un içine verdi. Biz 1-2 sene sonra gittik onları getirdik. Yalnız o 3 yaşındakinden 15 tane haber alamadık. 15 tane. İçine gel de tamam ol. Aman tamam ol. O zaman kombinanın müdürüydü adam, çocuğu yokmuş. İşte babamına evlatlık verdi. Yani evde de huzurumuz yok ya, onun için. 15 sene o bizim içimizde dert oldu. Ufak bacım. Ha sonra biz bunu, işte o bize mektup yazdı. Evlenmiş İstanbul'da. Evlenmiş işte. Mektubun şeyine gittik, gördük. Şimdi görüşürük. Şimdi mutlu, huzurlu. Yalnız o zaman çok bir ızdıraplı hayat yaşadık. 15 yıl hiç göremedik. 15 sene haber alamadık. Görmek değil de haber alamadık. 15 sene. Dağ Mahallesi'nde oturuyordu o zaman. Yani Gazire Mahallesi ismi. İşte o zaman mektup yazmış babama. İşte babam da açtık, okuduk. Sonra ben gittim, gördüm, bulduk yani. Şimdi görüşüyoruz bacım Tekirdağ'da. Tekirdağ Şarköy, Hoşköy'de. Mutlu bir hayatı var, enişte dağdan al, Allah razı olsun. Yani bu hayatımız böyle geçti. Benim çocuklarım 5 tane. Allah hamdolsun. 5 tane oğlum var. Hepsini evlendirdim, Allah razı olsun. Kısımlarımdan da Allah razı olsun. Bak şimdi, adam oğlunu evlendirir, sıkıntı çekir. Ben çekmedim. Allah'ıma hamdolsun. Gelinlerim kızım. 5 gelinim var, 5 tane kızım gibi. Allah hepsinden razı olsun. Hanım da onlarla bacı kardeş gibi. 5'ini de evlendirdim. Huzurumuz değil, Allah'a hamdolsun. Allah'a çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben sana ya ta köydeyken, babam köydeydi, demirci dükkanı. İşte körüğü çektim. Yani ilkokula gittiğim zamanlar körüğü çekirdim. O zaman körük vardı. Babam da o zaman öküzlere, affedersin, atlara, eşeklere mıh yapırdı. Babam da demirciydi, Allah rahmet etsin. Yani o zamandan başladım. Sonra işte ilkokulu bitirdim. 1959'da Erzurum'a geldik. Şeyden, Uzundere Dikkar köyünden. Erzurum'a geldik. Yegenağa Mahallesi'nde kirada oturduk. Ben 5. sınıfı Gazi Okulu'nda okudum. Bir öğretmenim vardı. Allah gani rahmet etsin. Benim analığım olduğunu bilir ya. Kalem açacağım yok. Kalemim bir tane. Defterim yok. Başkasının kalem açacağına kalem açırım. Öğretmenim önlüğümü götürür, yıkır, getirirdi. Ayten Hanım, öldüyse Allah rahmet etsin, durursa ellerinden öperim. Hani işte orayı okuduktan sonra şey, babam beni, 5 kardeşi, 5 abilerim var ya, onların hiçbiri okumadı, babam beni sonra ortaokula yazdırdı. 2. sınıfta 2 sene üst üste kaldım. Benim şeyim yani, okumuyorum yani. Aşık oynayacağım, kağıt oynayacağım, arkadaşlarla gezirik. Efendi.
Ama orada bir öğretmenim vardı. Türkçe hocam. İzmir Karşıyaka. Muhterem bir an. Muhterem hanım. Esnaftan muhterem. Yani ben böyle muhterem görmedim. Bak ben seni anladım. O muhterem hoca kendini bize unutturmadı. Tüm arkadaşlarımızı severdi. Adresi 1736 Sokak No 17 Karşıyaka İzmir. Ben şimdi bizim evin adresini bilmiyorum. Ama öğretmenimin tatlı dilliği, güler yüzlüğü, hanımlığı öğretmenim unutturmadı bize. Neyse beni okuldan attılar. Sonra işte ben askere gittim İzmir'e. Şoför kursu görürüm. Karşıyaka'dan geçirdik ya, kendi kendime diyorum, ola benim abim Karşıyaka'da bir öğretmenim olacak. Yani öğretmenimi hiçbir yerde unutmadık. Ha sözü uzatmayayım. 45 sene sonra öğretmenimi buldum, Erzurum'a getirdim. 45 sene sonra. Nasıl buldum? De ki, benim yeğenimin beyi İzmir'de. İzmir'e gittim yeğenimi ziyarete. Benim büyük oğlum da Bursa'da. Enişte yeğenimin beyi Karşıyaka dedi neyse. Ağzından bir Karşıyaka çıktı. Dedim ki enişte ya, benim abi Karşıyaka'da bir öğretmenim var. Hemen ismini soyadını söyledim. Öğretmenim evlenmiş. Soyadı değişmiş ama. Enişte o telefon şeyinden, firsinden aradı. Öğretmenimin kardeşi çıktı. Öğretmenimin kardeşi öğretmenin beyinin numarasını verdi. Öğretmenim emekli olmuş, şeye gidiyor. O sonra okullara neye gidiyorlar da? Dershaneye gidiyor öğretmenim. Neyse. Öğretmenimin numarasını verdi beyi. Bir türlü kavuşamadım. Benim de o gün Bursa'ya gelmem gerekir. Oğlumun yanına bileti almışım. Biz Bursa'ya geldik hanımınla beraber. Bir tanesi bana telefon açtı. Dedi beyefendi sen beni aramıştın. Dedim hocam. Sen beni 1963'te Erzurum Sanat Okulu'nda okuttun. Ben geldim senin elini öpeyim bulamadım. Telefonda ah canım yavrum. Ah canım evladım. Dedim hocam benim sakalım var. 4-5 tane gelinim var. Daha canım yavrum değil ya. Ben büyümüşüm. O yine bana canım yavrum değil. Ha canım da. Bana iki sefer canım dedi öğretmenim. Bir okulda dedi. Bir de o telefonda görüştüğüm zaman dedi. Hanımı istedim aldım. Bana bir kere canım demedi. Zaten analıklardan görmedim. Babam 4-5 karı aldı yani o analıktan sonra. Hiçbirinden görmedim. Keşke hepsini Allah rahmet etsin. Diyeceğim öğretmenimi Erzurum'a getirdim. Buraya. Telefonla görüşürük. Öğretmen geldi bir hafta bizim köyün yaylalarına götürdüm. Böyle oturur yaylada. Ama öğretmenim gelişini de anladım. Biraz uzun olur ama. Öğretmenim geldi otobüste. İnir yeğenimle beraber. Benim yeğenim çarşaflı. Öğretmenim de Karşıyakalı. Ona göre giyinmiş. Yeğenim geldiğinde biz de hanım, torunlar, gelinler gittik. Öğretmenimi karşılıyorduk. Garajda, eski garajda. Ben gerilik üstümü giydim, kravat taktım. Efendim sana söyleyeyim, bir de çiçek yaptırdım. Ha doğrusunu söyleyeyim, ben hiç bizim hanıma çiçek yaptırmadım. Ama öğretmenime yaptırdım. Yeğenlerim dedi ki, amca yaptır. Çiçeği yaptırdım, gittik. Otobüs geldi, yeğenim indi, öğretmenim baktım indi. Çiçeği eline verdim, elini öptüm, gözlerimi öptü, başladı ağlamaya. Bir hafta öğretmenimi burada ağırladık. Sonra yani ta köyün yaylalarına götürdüm. Dedi ki Süleyman ya sen beni hayata bağladın. Ama öğretmenim ne kadar saygılıydı. Öğretmenim sigara içir. Benden 10 yaş büyük o zaman. Zaten 4-5 sene oldu öleli. Öğretmenim benim yanımda içmiş. Sigarayı benim yanımda içmiş. Mutfağa gidir, mutfağın camını açır, kimse rahatsız olmasın. Orada içir, duman dışarı gitsin. Öğretmenim öyleydi. Allah rahmet etsin. Yani ben onu unutamam. Benim anam 7 yaşında vefat etti. Ha, yani analığım beni ezemedi ama. Analığım da şeydi ama. Yani bana sıkıntısı olmadı analığım. Ben zaten yatırdım dağ mahallesinde. Onlar babamla beraber sobalı odada yatırdı içeride. Ben havluda yatırdım. Benim yattığım yerde camların buzu hiç açılmıyordu. Yani oraya hep soğuk ama ben Allah'a şükür üşümüyordum.
Yani analığım ben ızdırap edemedi ama bacılarımı ızdırap edirdi. Bende de biraz şeylik vardı yani, fenalık vardı. Ezilmedim yani. Analığım ezilmedi. Ben 19 şey işte sanat okulunu okudum. 1963'te ben 63'te 14 yaşındaydım. Ondan sonra okulu okumadım ya. Ondan sonra demirciliğe başladım. 1964'ten beri demirci. Ben çok memnunum. Allah'a hamdolsun. Ben yani laf olsun diye demiyorum. Bu mesleğimle 5 tane çocuğumu muhannete muhtaç etmeden bugüne getirdim. Evim yoktu, arabam yoktu, evim var, arabam var. Allah'ım hamdolsun. Çocuklarım iyi kötü bir işi var, muhannete muhtaç değiliz. Ha, bu meslek beni çok mutlu eder. Birini anladım sana, o ki sordum. Mesela yazın köylü, kazmasını getirir tamir etmeye. Orada oturur. Kazmasını tamir edirem, kağıda sarırem, veririm adamın eline. Paramı verir. Çıhanda deyir ki, Allah razı olsun anam, baban rahmet. Bu hiçbir yerde yok. Allah razı olsun anam, baban hem para verir, Allah razı olsun anam, baban rahmet. Daha bundan iyisi olur mu? Allah'a şükür ev yaptım, evim var. Muhannete muhtaç değilim. Çok iyi vallamdır. Hiç sıkıntı çekmedim. Çocuklarımı iyi kötüye verdim, gücüme göre. Gücümü aşmadım ama. Mesela ben oğlumu nişanladım. Daha Erzurum'da bir hamam takım edeti var. Gittim. Hanımı aldım. Gelini aldım. Gelinin bacısını aldım. Gidir hamam takım alak. Yalnız geline dedim kızım gel. Bak ben demirci Süleyman. Çekici örse vurmadın mı bir şey yok. Gideceğiz lazım olanları alacaksan. Allah razı olsun. Hepsi sözümü tuttu. Hiçbiri, kısımlarım da, gelinlerim de hiçbiri beni sıkıntıya sokmadılar. Allah hepsinden razı olsun, vardır. Ama şimdi 5 oğlum, 5 gelinim, 11 torunum var, dünyalar benim. Torunum bana bir kere dede dedi mi, bende sıkıntı kalmıyor ki. Ben Erzurum'u çok severim hem de. Çok, bana sorsalar ki, zaten sormasalar bile ben diyorum, dünyada Türkiye. Türkiye'de Erzurum. Erzurum'da Uzundere, Uzundere'de bizim köy. Benim en çok bunları severim. Ben çok severim kardeş. Allah razı olsun, Allah'ıma şükür. Babamdan da kaldı, ben sonradan da bir bahçe aldım. Aldım, torunum, oğlu Şakidir'i. Elma var, armut var, kiraz var, vişne var, kızılcık, tut var, her şey var. Allah'a şükür. Yani Allah'a hamdolsun, hepsi var. Bizimki sıcak demir. Hazreti Davut'un mesleği ya, pek böyle yapabilen yok. Bir de balyoz vurmak biraz zor. Benim rahmetli babam derdi ki, oğlum veresiye yemeyin, veresiye giymeyin. Oğlum veresiye yemeyin, veresiye giymeyin. Ben ne veresiye yedim ne de giydim. Param olduysa aldım, olmadı zaten. Hiç paramın olmadığını görmedim ben. Zaten demircinin en iyi tarafı bu. Benim hiç çok param olmadı. Ama hiç de parasız kalmadım. Bundan iyisi yok. Hiç parasız kalmadım. Ev kirası verdim. İlk 1978'de babamdan dükkanı devraldım. Vergim çok ağırdı. Babam 500 lira verirdi. Adam geldi beni basit usuldan deftere kaydetti. 5000 lira vergi veririm. Ama hiç sıkıntı çekmedim. Zorluk çektim. Ama dedim ya bunları yaptım. Allah'ın yolunda olun. Hani Lokman Hekim'in bir sözü var. Diyor ki, hayatın güzelliği, ibadet, gayret, kanaat. Allah'a ibadet. Dünya için gayret, Allah'ın verdiğine kanaat. Kanaat etmeyenin gözü doymaz. Trilyonları ver doymaz. Ama kanaat edersen doyarsın. Peşine diyor, sabır, sevgi, saygı. Ben bunları onlara da söylüyorum. Sabır,
sevgi, saygı. Dünyanın sıkıntılarına sabır. Sıkıntısı dünya yok. En çok peygamberler çekmiş sıkıntıları. Sevgi, seninle ben, biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Bir de haklarımıza saygılı olacağız. Hayat bu. Hayat dedim ya, bu işte. Bunları yapacağız. İşte eskileri anamı özledim. İşte o zamanki yaşadıklarımızı, bu yetim kaldığımız zamanlar, onlar aklıma geldi mi? İşte içimde bir buruklu olur. Yetimliğimde yaşadım ya. Benim yattığım yerde su donuyordu. Ta dağ mahallesine, mahalle başından cakkıl derik, kovalı, onlarla su getirirdik. Yani o günleri yaşadık. Kömür ta uzakta indirirdik. Arkamızdan götürürdük dağa, o zamanlar. Kardeş, Allah yardımcınız olsun. Allah işinizi rast getirsin. Rabbim iki can saadeti versin. Cenab-ı Allah memleketimize, milletimize, İslam'a ihanet edenlere fırsat vermesin. Allah için, Müslümanlar için, ülke için çalışanların da yardımcısı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Güzeller içine gel de tamam ol. Aman tamam ol. Ben ölürsem de hele yavru cenazeme imam ol. Aman imam ol. Gılgara zülfüne kurban oldum, canım oldum. Ben ölürsem de hele yavru cenazeme imam ol. Aman imam ol, yavrum imam ol. Gılgara zülfüne kurban oldum, canım oldum.